Sındırgı'nın manevi şahsiyetlerinin sayısı bizim tespitlerimize göre 11 tane şu anda. Yani ve şu an onlardan en mühimlerinden birisi de Sinan Dede. Yani Sinan Dede köyüne yakın, adını da oradan alıyor. 1300 rakımlı bir tepenin üstünde tek başına şu anda burada bir yatır var. Hemen girişinde kurumuş bir su kuyusu ve onun yanında vatandaş tarafından da temizliği yapılan, bakımı yapılan bir alan var. Evet, yavaş yavaş Sinan Dede'nin makamına doğru yaklaşıyoruz. Burada tabii belediyemizin ta Sındırgı'ya aşağı yukarı 30 kilometre yakın bu alanda, evet, manevi şahsiyetlerin hayat hikayelerini anlatılan kitabeyi de burada yerine koyduk. 1071 Malazgirt Savaşı'ndan sonra Türk yurdu Ahi'likler geleneği ta Sinan Dede, Sinan Dağı'nın tepesine kadar olan yerde. Evet, bu bölgenin en yakın evi olan, evet, sizi tanıyabilir miyiz? Ramazan Demirhan, Deremahalle, Kınık Deremahalle'den. Evet. 25 sene burada durduk. Bütün buraya ülemalar şeyle buraya geliyor. Bu Hacı Fahd denen birisi var, bir aşevi falan çalıştırıyor 40 hasta. O yaptı bu türbi. Önceden taştan çevriliydi. Kaç yılında aşağı yukarı? Yazıyor şurada tarihi. Yani bir 20 yıl var mı? Var. Bir fazladır. Evet, Sinan Dede'nin kerametleri toplum tarafından biliniyor. Sizin bildiğiniz Sinan Dede ile alakalı, yani bu manevi şahsiyetin ne gibi kerametleri var Ramazan abi? Bu şeyden, Kömürcü'den herkes biliyor onu, Hacı Kamil Efendi diye birisi. Hı hı. Buradan dededen konuşuyormuştu eskiden. Evet. Bizimle akrabamız bir hoca var Gınık'ta, onu da Rıza Hoca diye birisi. Hı hı. Ona ikisi birbirine gelip gidiyormuş buradan. Şimdi çocuğu olmayanlara bunu hocalar buraya yönlendiriyor. Bunun yüzü suyu hürmetine olursa, olacak derse mesela bir paslanmaz bıçak koyuyorlar bunları pürçüklerin altına. Hı hı. Ona da la ilahe illallah yazarsa çocuğu oluyor. Yazmazsa olmuyor. Yazarsa adam bir kurban kesiyor buraya dedenin ruhuna. Hı hı. Öyle Allah rızası için. Ondan sonra şimdi Sındırgı'da bir tanesini var, ben sana gösterivereyim. Balıkesir'de duruyorlar ama onlar, o çocuk buradan. Kıbrıs Harbi'nde de buradaki dedenin Kıbrıs Harbi'nde ben asker dedim. Evet. Pilotun birisinin arkasına binmiş. Ben oradayım dedim zaten. Hep orada yine sıradan geldi o gaziler, böyle konuşma yaptılar. Ben de devamlı şahidim. Ben orada garsondum sadece, içeride. En önemli yerlerde duruyordum. Pilot arkama bir baktım diyor. Bir aksakallı bir dede oturup duruyor. Amca sen ne yapıyorsun burada? Necisin sen dedi. Korkma oğlum, korkma oğlum diyor. Tam Kıbrıs'a giriyorlar buradan. Uçak sürüyor yani, pilotmuş adam. Arkasında pilot düğmeyi basayım demiş, boşaltayım diye şeyleri. Atma oğlum, atma oğlum diyor. Bu sefer isabet ettireceği yerde attır diyor ona yani. Tam böyle bir gemi geliyormuş, asker çıkacakmış, bir yani İngilizlerin bir yerden gelecekmiş. Onlara, onların gemisinin üzerine böyle varıkana tam at oğlum demiş. O da düğmeyi bir basıyor. Ta geminin bacasından giriyor. O gemi çıkamadı. O subay anlattı orada işte. O pilotun daha sonra da bu buraya geldi. Geldi işte, mi? Geldi. Sen biliyor musun babam, geldiğini? Tabii babamla o zamanları buraya çıktı gari. Dedem duruyordun. Ondan sonra babamla yani çıktı. Kıbrıs Harbi'nde kendine yardım eden dedeyi ziyaret etmeye geldi daha sonra ya. Ya ben Sinan Dedeliğim demiş. Sinan Dede derler bana demiş. Sinan Dede geliyor. Sinan Dede'deki yaşlılar hep biliyor. O adama demiş ya, buraya önceden eşek alanı diye geçiyor diye. Hı hı. Sinan dedenin adını verdiklerinden o dede demişler, dağın tepesinde sen oraya git demişler. Oradan buraya geliyor gari, arabasından gelmiş subay. Ama zaten bizim çocukluğumuzda burada desti doldurulur. İşte öğleyin doldurulursa ikindiye kadar
Desti işte bir namaz vakti geçerse boşaldığını söylerler. Şimdi onunla ufak şiniler var. Sabah namazında mesela ben kendim bile burada yatarken sabah namazı geçiverdi mi tak 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 kapı vurulur. Bir çıkarsın bir canlı yok. Orman bekçisi olarak kaldığın zaman değil mi? Bizim gelin ölüveydi de kazadan. O zaman ben burada yalnız durdum. Sabah namazı vakti geldi mi kapı tak 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 çalınır. Yani annemle babamla çok iyi biliyor gari böyle hurduğunu şey yaptığını da ben anlatırlardı. Ben çıktım baktım yok. İki gün sonra falan yine az ağır alıverdim. Yine tak 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 kapı. Ya neler neler anlatmadan baş olmaz ya. Çok Allah'ın mükemmelinize nasıl şefaatinden ailesin inşallah. Buradan bunun bir kardeşi şeymiş Sarı Dede varmış şeyde Kırkaç'ta. Onun yanına gidiyormuş. Buradan havlusuna gar doldurup gidiyormuş. Erimeden oraya gidiyor yani. Erimeden gar duruyormuş. Oraya asıyormuş. Öteki de ayakkabıcıymış. Orada tıp tıp damlama başlayınca hop hop demiş kardeşim kendine gel bak. Kadınlar gelip gidiyormuş ya. O zaman gar damlama başlayınca gidiyor demiş ya gidiyor. Harama bulandı bulaşın harama, sen. Harama bakıyorsun herhalde gar damlama başlıyor. Çok şey ya. Teşekkür ederim sağ ol Ramazan abi. Sağ olasın. Evet, şu anda türbenin içindeyiz, içine doğru devam ediyoruz. Evet, Allah razı olsun. Bismillahirrahmanirrahim. Selamun aleyküm ya ehli kubur. Sağlayabilmek için Horasan'dan ta bulaklar gelmişler. 1300 rakamlı bir tepenin üzerinde burada dini yaşamaya çalışmışlar. Biz de şu anda yanına geldik. Allah razı olsun. Birilerine gelmiş burada. Ona bir mekan olarak yer yapmışlar. Şefaatlerine Rabbim nail eylesin. Bizlerin de bu ülkede bayrak için, vatan için yeri geldiğinde canımızı bile verebileceğimiz ruhu bize ve evlatlarımıza versin diyorum. Ruhuna El-Fatiha.